Biraz önce de arz etmeye çalıştığım gibi bu hafta bir jandarmamızı anacağız. Şehit jandarma yüzbaşı İsmail Naci. Mustafa Kemal'in doğduğu topraklarda Selanik'te dünyaya geldi. Onunla aynı okullara gitti, aynı havayı teneffüs etti. Onun izinde, onun fikirleri ve onun hayalleriyle kimi zaman hırçın, kimi zaman durgun, yerinde duramayan bir delikanlı oldu, boyattı, filiz filiz büyüdü. Manastır Askeri İdadesi, Harp Okulu, Teğmenlik, yani bir yıldız, bir tek yıldız. Üsteğmenlik ve yüzbaşılık. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda her zaman en ön cephedeydi. Arkadaşları o kadar mücadeleye girip de bir kez olsun yaralanmadığını görünce ona bir lakap taktılar. Bir isim taktılar. Dediler ki Efsunlu Yüzbaşı. Efsun nedir gençler, bilir misiniz? Efsun sihir demektir. Yani sihirli. Mermi sağanağı var ama ona mermi değmiyor. Efsunlu Yüzbaşı. Sen efsunlusun dediler. O da gülüp geçti. Her girdiği harpten aldığı madalyalarla onur duydu. Mesleğine jandarma olarak başlamamış olmasına rağmen tarihteki, Türk tarihindeki en iyi jandarmalardan birisi olarak tamamladı mesleğini. Kısa hayatına o kadar çok şey sığdırdı ki ve o kadar farklı yerlerde görev yaptı ki inanması bir hayli güçtür. En son görev yeri benim de memleketim olan Amasya. Oradan Amasya'daki jandarma taburundan Havza'ya ve oradan da Kurtuluş Savaşı için Afgan Sivri Tepe'ye koştu. Yine her zamanki gibi cengaver yüzbaşımız en ön safta. Sayıca çok üstün olan düşman kuvvetlerinin inanılmaz yoğun ateş altında bölüğünün en önündeki o efsanevi saldırıları ve gözü pekliliği onu unutulmazlar arasına aldı. Bölük de artık inanmıştı. Yüzbaşılarına kurşun değmiyordu. Bir türlü o göğsüne, o mübarek göğsüne mermi denk gelmiyordu. Bütün bölük sanki koca bir tavur gibi, sanki koca bir alaymış gibi onun arkasından korkusuzca düşmana saldırıyordu. Düşman da fevkalade savaşan bu yiğit Türk subayının göğsüne mermi denk getiremeyeceğini anlamış olmalı ki, hissetmiş olmalı. Ve iki kurşunla sırtından yordu. O iki kurşunla sırtına isabet ettirdikleri o iki kurşunla ancak yıkabildiler dağ gibi yüzbaşımızı toprağa yere. Naci zaten göğsünden kurşunlar yazdı. Efsunluydu. Efsunlu. Yüzbaşımızın göğsünü açtılar. Künyesini almak için. Künyesine uzandılar. Bir baktılar ki künyenin hemen yanında asılı bir kolye var. Şimdikiler kolye derler de o zaman için o bir muska. Anasının
dualar okuyup da göğsüne mermi değmesin yavrum diye oğlunun boynuna taktığı muska. Belki de o yüzden mermi değmiyordu yiğidimize. Güzel kızları Münevver ve Müzeyyen babalarını bir daha hiç göremediler. Biricik eşi Rabia Hanım çocuklarını babasız ama vatan aşkıyla dopdolu onurla bekliyordu.